Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir lezzette karşınızdayız. Sizler için Kilis'in meşhur altı ezmeli kebabını yapacağız. Daha önce bunu farklı versiyonu yapmıştık. Gaziantep usulü altı ezmeli mangalda pişirmiştik. Bugün de Kilis usulü yapacağız. Buyurun malzemelerle tarife geçelim. Kilis usulü altı ezmeli için kullanacağımız malzemeler 1 kilo 350 gram kuzu döşümüz var. 1 kilo 100 gram domates kullanacağız. 4 adet yeşil biber, 2 adet kapya biber, 1 bağ maydanoz, 2 adet soğan, karabiber, pul biber ve tuzumuz var. Öncelikle domatesleri fırına göndereceğiz. Fırında pişmesi gerekiyor. Domatesler pişerken biz de etimizi zırhlayabiliriz. Domateslerimizi tavaya koyduk. Fırına göndereceğiz. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca güzel bir şekilde pişmesi gerekiyor. Öncelikle etimizin sinirini, kemiğini ayıklayacağız ve ardından zırhlayacağız. Buradaki kemikleri çıkartmamız gerekiyor. Hafiften yağlı bir kıyma kullanacağız. Şöyle gördüğünüz gibi birazcık yağlı olması gerekiyor. Ve bunları küçük küçük doğrayacağız. Etlerimizi doğradık. Artık zırhtan geçirebiliriz. Zırh imkanı olmayanlar kasabından etini tek çekim yaptırıp tarifini yapabilirler. Veya evde makineniz varsa makineden geçirebilirsiniz. Ama zırhta çekilirse her zaman söylediğimiz gibi daha lezzetli oluyor. Yaklaşık 5-6 dakikadır etimizi zırhtan geçiriyoruz. Çok az kaldı. Baharatlarını atıp karıştırıp birkaç dakika daha zırhtan geçireceğiz. Yarım tatlı kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı pul biber, dolu dolu 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Tekrar zırhlamaya devam. Etimiz hazır. Artık şeklini verip fırına göndereceğiz. Domatesler de pişmek üzere. Domatesleri çıkarıp köfteleri göndereceğiz. Çektiğimiz kıymayı cevizden biraz daha küçük olacak şekilde yuvarlayıp tepsiye alacağız. Bu şekilde. Elimizi çok az suya batırdık. Şöyle bir parçayı aldık. Avucumuzu da hafiften yuvarlayıp. Etimiz çok taze. Hava da çok sıcak. Şöyle bir saat dinlendirirsek aslında daha da güzel yuvarlanırdı. Ve tepsiye koyduk. Köftelerimiz hazır. Fırına gönderebiliriz. Domatesleri çıkaracağız. Köftelere göndereceğiz. Köfteleri fırına verdik. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Çünkü ikinci bir kez daha fırına girecek. Şöyle ortalama 15-20 dakika 180 derecede pişerse yeterli olacak. Köfteler fırında pişerken biz de diğer malzemeleri doğrayacağız. Soğanı ikiye böldüm ve tekrar ikiye böleceğim. Piyazlık doğruyoruz. Soğanlarımızı piyazlık doğradık. Kapya biberleri de aynı şekilde piyazlık doğrayacağız. Sırada yeşil biberimiz var. Sırada maydanoz var. Maydanozun hepsini koymadık. Bir tutam doğradık sadece. Bir tutam da üzerine doğrayacağız. Sıra geldi domatese. Pişirdiğimiz domateslerin kabuğunu soyup doğrayacağız. Köfteleri kontrol edeceğiz. Şu an 15 dakika oldu. Bakalım nasıl olmuş. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Şu an bizim için yeterli. Çünkü biraz daha pişecek. Köfteyi çıkartalım. Yemeğimizi hazırlayıp fırına gönderelim. Pişirdiğimiz köfteleri buradaki tavaya tekrardan alacağım. Bütün malzemeleri aynı tepsiye koyup yemeğimizi bu tepside pişireceğiz. Etin kendi suyu ve yağıyla pişecek. Soyduğumuz domatesleri güzelce ezme yapacağız. Domatesi yeterince küçülttük. Bayağı da suyu çıkıyor. Suyunu kaçırmadan domatesimizi buradan alıp ve buradaki tepsiye koyuyoruz. Domateslerin de hepsini doğrayıp tepsiye aldık. Şimdi diğer malzemeleri tepsiye koyup karıştırıp
köftesini de üzerine dizip fırına göndereceğiz. Doğradığımız bütün malzemeleri de buraya alıyoruz. Malzemelerin üzerine yarım tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da pul biber ekliyoruz. Ve bunları güzelce karıştıracağız. Mis gibi etin kendi suyu ve kendi yağı var. Bütün malzemeler onlarla birleşip güzelce pişecek ve ortaya nefis bir yemek çıkacak. Sebzelerin hepsini güzel bir şekilde karıştırdık. Tepsiye yaydık. Sırada köftemiz var. Köfteleri dizeceğiz. Köfteleri dizdik. Artık fırına gönderebiliriz. Köftemizi tekrardan fırına gönderdik. 15 dakika boyunca pişireceğiz. Ezmeli kebabımız hazır. Fırından çıkaracağız. Şu an fokur fokur kaynıyor. Tam tamına 15 dakika boyunca pişirdik. Gördüğünüz gibi yemeğimiz fokur fokur kaynıyor. Servisini yapıp tadına bakabiliriz. Yemeğimiz fırından sıcak sıcak çıktı. Şu an çok güzel görünüyor. Bakalım tadı nasıl olmuş. Yemeğimizi servis yapabiliriz. Önce altının ezmesinden bakır tabağımıza koyacağız. Son olarak üzerine birazcık doğramış maydanoz. Ve yemeğimiz hazır. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Efendim sıra geldi tadıma. Önce bir tane köftesinin tadına bakacağım. Çünkü köftesi gerçekten çok güzel oldu. Müsaadenizle. Bismillah. Köftesi harika olmuş. Aynı mangalda pişmiş gibi. Tane tane. Kuzu et olmasının da etkisi var. Çünkü kuzu etiyle çok güzel oluyor. Şöyle bir parça da ekmeğimizle banarak yiyelim. Ben birazcık biberlerini fazla doğradım. Biberi fazla oldu. Yemeğimizin tek sorunu acı olması. Gerçekten çok güzel olmuş. Şöyle bir parça da köftesinin içini göstereceğim. Gördüğünüz gibi tane tane dağılıyor ve çok güzel pişmiş. Evet, bugün de güzel bir tarifin sonuna geldik. Bayramda yapabileceğiniz nefis bir tarif. İnşallah sizler de bu güzel tarifi denersiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.